Bugün öyle bir kanalın hikayesine bakıyoruz ki eşi benzeri az bulunur. Eşi benzeri az bulunur çünkü bu kanal bir ayını bile dolduramadan kapanan bir kanal oldu. Aslına bakarsanız Türkiye'nin ilk televizyon kanallarından birisiydi o. Muhtemelen şu anda nasıl yani diyorsunuz. Bu kanal yakın bir dönemde kurulmuştu ve kapanmıştı zaten. O zaman nasıl Türkiye'nin ilk kanallarından biri oluyor diye soruyorsunuz. Gelin işin aslına bakalım. Bugünkü konumuz Olay TV aslında yeni bir kanal değildi. Yenilenmiş bir kanaldı. Şöyle ki 1994 yılında kurulmuş bir kanaldı Olay TV. Yani Türkiye'de özel televizyonculuğun başlamasıyla birlikte ilk yıllarda karşımıza çıkan kanallardandı. Bununla birlikte Bursa merkezli yerel bir kanal olarak faaliyet gösteriyordu. Yıllarca yayınlara devam etti kanal, 2019 yılında ise ekonomik gerekçelerle yayınlarını sonlandırdı. Ve Türkiye'nin büyük çoğunluğu bugün ele alacağımız gelişmelerle tanımış oldu bu kanalı. Çünkü 2019'da kapanan Olay TV, yenilenen, yerellikten ziyade tüm Türkiye'ye hitap etme gayesi ile yola çıkan ve haber üzerine yoğunlaşacak bir kanal olarak geri döndü. Yani bugün Olay TV dediğimizde yeni bir kanaldan değil, yenilenen ve 27 yıllık ömrü yenilendikten hemen sonra son bulan bir kanaldan bahsediyoruz. Olay TV'nin hikayesini incelerken anlattıklarımı daha rahat anlayabilmek ve bağlantı kurabilmek için ilk olarak hikayedeki 3 önemli kişiyi tanıyalım. İlk ismimiz Cavit Çağlar. Cavit Çağlar, Olay TV'yi 1994'te kuran isim. 1944 Yunanistan Gümülcine doğumlu, Bursa'nın en tanınmış iş adamlarından ve bir döneminde popüler siyasetçilerinden. 90'larda hazineden sorumlu devlet bakanlığı yapmış bir isim. Rusya ile yaşadığımız uçak krizi sonrası devreye giren ve Putin'le de görüşen, Putin'den dostluk nişanı da alan bir isim. İş hayatına tezgahtarlık yaparak başlayıp tekstil sektöründe önemli adımlar atıyor yıllar içinde Cavit Çağlar. Tekstille ilgili öğrendiklerini Mahmut Paşa'da Musevi tüccarlardan öğreniyor. İlk işini, yani tezgahtarlık işini de dayısı ona ayarlıyor. Dayısı kim derseniz Şükrü Şankaya. O da Bursa Kapalı Çarşı'da tekstil işiyle uğraşıyor ve tıpkı yeğeni gibi çırak olarak başlamış iş hayatına. 1952'de ise kendi işini kurmuş. 1967'de yeğeni Cavit Çağlar'la birlikte şirket kuruyor. 1973 yılında da bir şirket daha kuruyorlar. 83'te de Yeşim Tekstil'i kuruyor dayısı. Bu şirket Nike, Zara, Pull&Bear, Bershka, Tommy, Mudo ve daha birçok ünlü markaya üretim yapan bir firma. Cavit Çağlar dendiğinde aklımıza ilk gelen Nergis Holding ise 1949 yılında dayısı tarafından kurulmuş. Nergis Holding'in iştirakleri dendiğinde de tekstile yönelik şirketler ve medya şirketleri akla geliyor. Örneğin NTV Doğuş Grubu bünyesine geçmeden önce Nergis Holding bünyesindeydi, Cavit Çağlar tarafından kurulmuştu ve açılımı da belki duymuşsunuzdur, Nergis TV'ydi zaten. Bu anlattıklarım dışında Çukurova Holding'in hikayesinde bahsettiğim Interbank ve Atatürk'ün kurdurmuş olduğu Etibank'la da ilerleyen yıllarda Cavit Çağlar'ın yolu kesişiyor. Bunları ayrı videolarda detaylı olarak ele alırız. Hatta Cavit Çağlar'ı da başlı başına belki ayrı bir konu olarak inceleriz. Şimdilik bu videoda konudan sapmamak için daha fazla detaya girmiyorum. Son olarak Cavit Çağlar'la ilgili şu eklemeyi de yapayım ve kendisine ayırdığımız kısmı bitirelim. Bursa merkezli Olay gazetesinin de sahibi Cavit Çağlar. İkinci ismimiz Hüseyin Köksal, kendisi ise tekstilci bir iş insanı. Karsal Örme adlı bir tekstil şirketinin başında. Köksal ailesi şirketleri Karsal Örme'nin temellerini 1970'li yıllarda Trabzon'da peştemal işleri yaparak atıyor. Ailenin ikinci kuşağı da 1995 yılında İstanbul'da şirket kuruyor. Tekirdağ Ergene'de 35 bin metrekare kapalı alanda 165 makinesi ve 4000 çalışanıyla yılda ortalama 8 bin ton kumaş üretimi yapan bir şirket. Ayrıca şirket ihracat da yapıyor. İşte Hüseyin Köksal ailenin 3. kuşağı ve işlerin başına o geçiyor. Olay TV'nin hikayesindeki 3. ismimiz ise Süleyman Sarılar. Kendisi gazeteci, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Anadolu Ajansı'nda iş hayatına başlıyor. TV8'in kuruluşunda yer alıyor. Star'da bir dönem haber müdürlüğü yapıyor. Ardından CNN Türk'e geçiyor. Ve sonra da 2007'de Kanal D'ye haber müdürü olarak geçiyor. 2008'de Kanal D Haber'in genel yayın yönetmeni oluyor ve 2018'e dek sürüyor bu görevi. Tüm bu bahsettiklerime ek olarak Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde de bir dönem yazıyor Süleyman Sarılar. 2019 yılının sonlarına doğru Süleyman Sarılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basın koordinatörü olarak belediyenin 28 şirketinin basın işlerinden sorumlu hale geliyor. Bu noktaya videonun ilerleyen kısımlarında kısaca değinerek yine bir bağlantı kuracağız. Şimdi gelelim Olay TV'nin 26 günlük hikayesine. Başta da belirttiğim üzere Olay TV zaten daha önceden var olan, ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek kapanan bir kanaldı. Fakat yenilenip
yeni bir kanal olarak izleyicinin karşısına tekrar çıktı. İşte bu bahsettiğim 3 isim de, yani Cavit Çağlar, Hüseyin Köksal ve Süleyman Sarılar da bu noktada karşımıza çıkıyor. Yani Olay TV'nin ikinci baharında bu 3 isim önemli isimler ve süreç de şu şekilde gelişiyor. Cavit Çağlar ve Hüseyin Köksal Olay TV'nin yeniden yapılanması için bir araya geliyor. Hüseyin Köksal kanala finansman sağlayacak olan isim. Bu ikili birbirini nereden tanıyor diye soracak olursanız, Hüseyin Köksal'ın rahmetli babası Cavit Çağlar'ın dostu. İki aile de tekstil alanında yeri olan aileler. Cavit Çağlar'ın ifadelerine göre Hüseyin Köksal bu kanalı belirli noktaya getirir, büyütür satarız diyor. Amaç haber yayıncılığı yapan bir kanalla izleyici karşısına çıkmak. Dolayısıyla Süleyman Sarılar da kanalın genel yayın yönetmeni oluyor. Olay TV Türkiye'deki taraflı medya yaklaşımının dışına çıkıp herkese eşit mesafede durarak yayın yapma gayesiyle yola çıkıyor. Yani söylemleri bu şekilde. Sloganı da haberse olay verir. Kanalın kısacık ömründe bu sık sık vurgulansa da kanalın kapanması süreciyle doğrudan ilişkili olan konu da burası. Yani tarafsızlık noktası. Şöyle ki Olay TV HDP'nin grup toplantısının tamamını yayınlayınca ipler kopuyor. Kanalın faaliyetlerinin son bulma süreci başlıyor. Bu durumdan, yani bu grup toplantısının tamamının yayınlanmasından rahatsız olan isim Cavit Çağlar. Cavit Çağlar kanalın kapanmasından sonra bu durumu kanıtlayan şu şekilde bir açıklama yapmış. Ben merkez sağda siyaset yapmış, bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber işbirliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğimi, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu. Kanalın lisansı elimde. Uygun bir zamanda yeni bir ekipte tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim. Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Bu ifadelerden anlayacağımız üzere mevcut ekiple Olay TV'nin hikayesi başlar başlamaz bitiyor. Fakat Cavit Çağlar daha sonra farklı bir ekiple başlayabileceğini de bu açıklamada gördüğünüz üzere belirtiyor. Peki tersi olamaz mı? Yani Cavit Çağlar'ın ortağı Hüseyin Köksal kanalı devam ettiremez mi? Kanal isim ve frekans olarak Cavit Çağlar'ın üzerinde, o yüzden mühür kimdeyse Süleyman Odur yaklaşımıyla belirleyici olan Cavit Çağlar'ın sözü oluyor bu süreçte. Hüseyin Köksal ortağı olsa da o finansman sağlıyor, hatta finansmanın büyük çoğunluğunu sağlıyor. Dolayısıyla da belirttiğim gibi asıl kanal hakları lisanstan kaynaklı olarak Cavit Çağlar'da. Bu arada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bu ilişkilerin bu noktaya geleceği, her şeyin bu kadar kısa sürede bozulabileceği hiç mi düşünülmedi? Madem bu bağlar bu kadar hızlı kopabilecek düzeydeydi, madem ki Cavit Çağlar baskılarla veya kendi rızasıyla bu süreci sonlandıracaktı, o zaman Hüseyin Köksal bu ekiple birlikte neden direkt yeni bir kanal kurmadı da Olay TV üzerinden ilerledi? Çünkü yeni bir kanal için lisans, frekans alım süreçleri var ve bunlar da belirli bir süre istiyor. Hatta Hüseyin Köksal'ın bu süreç üzerine de aynı ekipte yoluna devam edebileceği, bir frekans arayışına girdiği fakat bunun gerçekleşmediği bilgisi de var basında. 22 Aralık Salı Oda TV'de yayınlanan bir haber var. Bu haberde Olay TV'nin kapanacağı bilgisinin yanı sıra şöyle ilgi çekici bir iddia da var. Hükümete yakın isimlerin TMSF üzerinden Cavit Çağlar'a şirketlerine el konabileceğinin söylenmesi üzerine kapanma kararı alındığı aktarıldı diyor. Bu habere ek olarak genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü ile yaptığı röportajda Cavit Çağlar'ın kendilerine "Bana iktidardan büyük baskı var, ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim" dediğini ifade ettiğini söylüyor. "Bana iktidardan büyük baskı var" dedi kendisi. Bu Cavit Bey'in ifadesi. Cavit "Bana iktidardan baskı yapıldı" diyor. "Cavit Bey çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim" dedi kendisi. Hatta Dijitürk'ün daha önce platformda olmasına rağmen Olay TV yayına hemen almaması, kanalın HD yayına geçiş sürecinde rutin süreci yavaşlatması, yeni frekans alma noktasındaki problemler, yani kısaca ambargovari yaklaşımlar olduğu yönünde de iddialar var diyebiliriz. Nevşin Mengü kendi YouTube kanalında yaptığı yayında da benzeri açıklamalarda bulunmuştu. İşte tüm bu iddiaların ortaya çıkması bu konunun, yani iktidardan bir baskı olup olmaması hususunun süreçteki en merak edilen noktalardan birisi olmasına sebep oluyor. Cavit Çağlar iddia edildiği gibi gerçekten iktidardan baskı gördü mü ve baskı gördüyse bunun için mi bu kanalı kapattı? Akıldaki soru bu. Bu soruya Nagihan Alçı ile yaptığı röportajda yanıt vermiş Cavit Çağlar. Diyor ki Süleyman Sarılar yanlış yaptı. Ben kendisiyle 10 gündür konuşmadım. Öyle bir diyalog yok. Ve baskı yapıldığı iddialar içinde tam olarak şunu söylemiş. Kesinlikle değil Nagihan.
Hiçbir baskı görmedim. Bana tek telkin gelmedi. Benim herkesle aram gayet iyidir. Yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim. Neden verdim biliyor musun? Çünkü ben herkese eşit mesafede tam merkez bir kanal istiyordum. Arkadaşlara da bunu söylemiştim. Demiştim ki Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını vereceksiniz. Öte yandan tüm partilere eşit mesafede olacaksınız. Hiç kimseyi ayırmak istemedim. Mesela Meral Akşener'i çok severim. Benim dünya görüşüme de yakındır. Ama bu nedenle tutup da onun konuşmalarına fazla yer ayırmayı doğru bulmam. Fakat bu arkadaşlar diğer partilerin grup konuşmalarından küçük bölümler yayınlarken tutup da HDP'nin grup toplantısının tamamını verince bu beni çok rahatsız etti. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuma olarak algıladım. O nedenle devam etmeme karar aldım. Süleyman Sarılar ve Cavit Çağlar'ın söylemlerine bir arada baktığımızda birbiriyle %100 zıt olduğu için ya Süleyman Sarılar ya da Cavit Çağlar net şekilde yalan söylüyor diyebiliriz. Çünkü iki ifade birbirini tam olarak yalanlıyor. Bu arada Cavit Çağlar Nagihan Alçı ile Habertürk için yaptığı röportajda bu konu haricinde şunu da belirtiyor. En büyük hatam İşi Nuri Çolakoğlu'na bırakmaktı diyor. Nuri Çolakoğlu televizyoncu ve Cavit Çağlar NTV'yi kurarken de yine baştaki isimlerden birisi. Cavit Çağlar'ın da eski dostu. Cavit Çağlar Nuri Çolakoğlu'nu çok sevse de bu projede tercihlerinin tek taraflı olduğunu söylüyor. Diyor ki ben merkez medya kurmak istiyordum. Bizimki tamamen bir tarafı tutan, öbür tarafı yok sayan televizyon kanallarından farksız oldu. Bu noktada şöyle bir iddia daha var. Cavit Çağlar'a kanaldaki bu uyuşmazlıklar baş gösterdiğinde bir liste verildiği ve kanalın ekibinin bu listeye göre şekillendirilmesini istendiği, yani bir nevi kayyım atandığı iddiaları. Burada hepimizin yerine gelecek ve bu yayını Olay TV'yi götürecek insanlar listesi sunulduğunda söyledi kendisi. Bu noktada da adı geçen isim Kanal 7'den Taha Dağlı. Yani Taha Dağlı kanalın kapatılması sürecinde Cavit Çağlar'la görüştüğü söylenen ve kayyım olarak iddia edilen isim. Peki kim Taha Dağlı? Kanal 7'nin dış haberler müdürlüğünü yapan gazeteci. O da bu sürece dair Cavit Çağlar'la görüştüğünü doğruluyor. Fakat liste yollandı, kayyım atanmaya çalışıldı gibi iddialar anlatıldığı gibi değil diyor. Kendisi şunları söylemiş. Olay TV meselesinde Cavit Çağlar'a liste yollandı, kayyım atanmaya çalışıldığı gibi iddialar var. Ben Cavit Bey'in beni arayıp bizzat kendisinin davet etmesi üzerine ofisine gittim. Bir dizi görüşmemiz oldu. Kendisi Olay TV'nin yayın politikasından son derece rahatsız olduğunu, aslında böyle bir yayın arzu etmediğini ama en baştan müdahale etmediğinden dolayı maalesef işin bu noktaya geldiğini, bir nevi kandırıldığını söyledi. Cavit Bey'i tüm Türkiye tanır. Merkez sağ çizgideki bir isimdir. Sahibi olduğu kanalın yayın politikasının ise bu çizginin çok uzağında kalmasından dolayı benimle yeni bir editörel ekip konusunda bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Kanal çalışanların işine son vermek gibi bir durum asla söz konusu olmadı. Yayın konusunda bana yaptığı iş teklifi doğrultusunda 6-7 kişiden oluşan ekibimle gelebileceğimi söyledim. Sanırım yollandı dedikleri liste bu. Ama 6-7 kişiden oluşan o listeyi kendi yakın çevremle istişarelerim sonucu belirledi. Hepsi de farklı yayın organlarında yıllardır görev yapmış olan, Türkiye konusunda hassas olan, bu ülkenin milli menfaatlerine duyarlı, objektif ve tecrübeli isimlerdi. İçlerinde Cavit Bey'in NTV yıllarından şahsen tanıdığı önemli televizyon habercileri de vardı. Orada çalışanların geleceğiyle ilgili olumsuz hiçbir tasarrufun bulunmayacağını ısrarla vurguladım. Sadece benle beraber gelecek arkadaşlarımın pozisyonlarındaki kişilerin değiştirilmesi gerektiğini konuştuk. Taha Dağlı bu isteklerini, önerilerini Cavit Çağlar'ın kabul ettiğini ve Cavit Çağlar'ın kanaldaki bazı isimleri de istemediğini belirttiğini de söylüyor. Sonradan görüşmediklerini, kanalın kapatılma haberini de medyadan öğrendiğini belirtiyor. Yani anlayacağınız neticede tüm bu süreç bir kanalın 26 gün, 27 gün gibi çok kısa bir sürede, rekor bir sürede yayın hayatının sonlanmasıyla tamamlanıyor. Olay TV 25 Aralık 2020'de son yayınını yapıyor. Kanala ilişkin ortaya atılan iddialardan ve kanalın bu denli konuşulmasına sebep olan iddialardan birisi de bu kanalın arkasındaki isimlerden birinin Ekrem İmamoğlu olduğu söylemiydi. Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Köksal'ın tanışıklığı bulunuyor. Bu bilgiye Twitter üzerinden ulaşabiliyoruz. Şöyle ki Ekrem İmamoğlu'nun Hüseyin Köksal'ı ve babası Ali Köksal'ı tanıdığını 2016 yılında Ali Köksal'ın vefatı üzerine İmamoğlu'nun paylaştığı tweetten anlayabiliyoruz. Ekrem İmamoğlu Candaş Tolga Işık'ın programında da bu bilgiyi teyit etmişti. Zaten Köksal ailesi de Beylikdüzü'nde bir fabrika sahibi. Ekrem İmamoğlu da eski Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı bilindiği üzere. Yani tanışıklıkları o süreçte de
devam ediyordur. Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirme yapılmasındaki bir diğer kritik unsur da Süleyman Sarılar. Hatırlarsanız videoda sizlere Süleyman Sarılar hakkında bilgi verirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde basın koordinatörü olduğunu söylemiştim. İşte bu bağlantıda yine akıllara acaba sorusunu getiren unsurlardan birisi olsa da net bir delil olmuyor bu iddiaların doğrulanması için. Olay TV sürecinde adı geçen bir diğer isim de Fatih Portakal'dı. Fatih Portakal Fox Haber'den ayrılınca Olay TV'ye geçme ihtimali gündeme gelmişti. Hatta Fox'tan bunun için ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu konuda yine Ekrem İmamoğlu'nu akıllara getirmişti. Çünkü Ekrem İmamoğlu ile Fatih Portakal üniversite yıllarından birbirini tanıyan, hatta ev arkadaşlığı yapmış isimler. Bu sebeple bu iddia sonrası da yine Ekrem İmamoğlu ile kanalın ilişkisi var mı yok mu sorusu gündeme gelmişti. Fakat sadece bu konuştuğumuz 3 başlıktan ve bunun türevlerinden yola çıkarak kanalın ardında Ekrem İmamoğlu olduğunu söylemek çok da mümkün gözükmüyor. Bu olsa dahi açık bir şekilde bunu ispatlayamıyoruz. Çünkü resmi belgelerde Ekrem İmamoğlu'nun ismi yok. Peki Ekrem İmamoğlu bu iddiaya cevap verdi mi diye sorarsanız biraz önce bahsettiğim Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın programında bu konu konuşuldu. Candaş Tolga Işık diyor ki kanalın ortağının Beylikdüzü'nden ihaleler aldığı söyleniyor. Bütün bunlardan yola çıkarak bu işin arkasında Ekrem İmamoğlu var diyorlar. İmamoğlu da şunları söylüyor. Ben televizyon sahibi olabilirim. Esas olan süreci iyi anlamak. Ben bunları tartışmıyorum. 2021'e birkaç gün kala bir şekilde bir medyanın kepenkleri indiriliyor. Ben bu ülkede bağımsız özgür basının olmasını isterim. Buraya gelip nasıl medeni bir şekilde tartışabiliyorsak bunun olması lazım. Bu özgürlüğü sağlayan kanallar olmalı. Sayın Cavit Çağlar tanıdığım birisi. Ona da söyledim. Ortaklık bu kadar dillendiriliyorsa, iyi olacaksa ben ortak olayım dedim. Ben ortak olsam kapanmazdı herhalde. Ben ortak olmadım. Herhangi bir maddi desteğimiz olmadı. Bir medya kuruluşu kurarsam bunu söylerim. İşte 30 Aralık 2020'de kurulan ve 25 Ocak 2021'de kapanarak Türk basın ve televizyon tarihine geçen, belki de dünya basın ve televizyon tarihine geçen Olay TV'nin kısa hikayesi bu. Cavit Çağlar mı yoksa Süleyman Sarılar mı doğruyu söylüyor? Bunu belki bilemeyiz. Fakat olan işini kaybeden gazetecileri oluyor. Bu gazetecilerin bir kısmı geçen süre zarfında başka işler bulmuş olabilirler. Fakat içlerinde kendine iş bulamayan veya belirli bir sürede olsa işsiz kalan, sıkıntı yaşayan emekçi gazeteciler de muhakkak olmuştur maalesef. Bu videonun sonuna geldik. Türkiye'nin basın özgürlüğü listelerinin dibine değil, tepesine yakın olduğu günleri görmek dileğiyle.